Sevgili izleyiciler merhaba. Bugün Taşan Otel'deyiz. Taşan Otel'in sahibi Filiz Hanım'la birlikteyiz. Filiz Hanım tekrar merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize otelinizden ve kafe bölümünüzden bahseder misiniz? Şimdi oteli kafe ve restoran olarak hizmet vermekteyiz ve sezon açıldığı için düğünler yapıyoruz burada. Kafemiz, restoranımız halkımıza açıktır. Herkes istediği gibi gönül rahatlığıyla girebilir. Otelle hiçbir alakası yoktur. Merzifon halkını yoğun bir şekilde burada görmek istiyoruz. Özellikle hafta sonları kuş sesleriyle serin bir şekilde kahvaltı yapmak isteyenleri bekliyoruz. Buranın huzurunu, maneviyatını yaşadıkları zaman, bu tadı, lezzet aldıkları zaman her zaman gelmek isteyecek. Şu anda Türkiye'deki bütün turizmcilere Merzifon dediğiniz zaman emin olun Taşan diyeceklerdir. 3 senedir bununla ilgili bilen bilir mücadele bizi verdik. Tur şirketleriyle, turizm ajanslarıyla, yurt dışılarla sürekli bağlantılar kurduk. Yeri geldi çekimler yaptırdık, 5 kuruş para almadan yeri geldi filme sponsorluk yaptık. Yeter ki Taşan tanıtılsın, Merzifon tanıtılsın. Ben bu olaya şöyle bakıyorum. Buraya bir tur şirketi geldiği zaman, Merzifon'a geldiği zaman, Taşan'a geldiği zaman ortaya konulan pastadan herkes payına düşün dilimi alacaktır diye düşünüyorum. Burada konaklayacaktır, dışarıdaki esnafımızdan alışveriş yapacaktır, yan taraftan bakır alacaktır. Bir nefes alıp dışarıda başka yerde yemek yiyecektir. Ve burada herkes ben kazanacağım, diğeri kazanacak, diğeri kazanacaktır. Merzifonlulara çok iş düşürüyor burada. Ben hiçbir zaman buraya ticari olarak bakmadım. Yeter ki Taşan ayağa kalksın dedim. Yeter ki burası halka açılsın istedim. Elimizden geleni yapmaya çalıştık 3 yıldır. Verdiğim mücadeleler, tanıtmalarım, özverili çalışmalarım. Eminim bunun ektiğimizi biçmenin zamanı da gelecektir diye düşünüyorum. Düğün organizasyonları da düzenliyorsunuz. Tabii düğün organizasyonu da düzenliyoruz. Her şeyin üstleyerek rüya gibi düğünler yapıyoruz biz burada. Merzifon'un en üst kalitesinde düğünler çıkarmaya çalışıyoruz ve bunu da yaptığımızı düşünüyoruz. Şu özel an, dans eğitimleri veriyorsunuz. Tabii dans kursları veriyoruz. Ben hep bunu savunuyorum. Organizasyonluk sadece masa örtüsü sermekten ibaret değildir. Bütün düğün sahiplerinin yükünü üstleniyoruz. Onlar bizim misafirimiz oluyor aslında. Rahat rahat keyiflerine bakıyor. Pasta ne zaman gelecek, pasta kesilecek mi, orkestracı şöyle mi diye düşünmüyorlar. Bunların hepsinin takibini biz yapıyoruz. Balay odasından hazırlanma odasına kadar her şeyle tek tek bir ilgileniyoruz. Dış çekimler için mekan tahsis ediyoruz burada düğün olacaklara. Bu da bir ayrı gelin konu. Gelin damat dış çekimlerinden bahsediyorsunuz. Dış çekimlerinden evet. Bu da onlar için bir özel bir an oluyor. Yani gidip de mekan mekan gezmiyorlar. Evet. Buranın her yeri ayrı bir hikaye diye düşünüyoruz. Bu süreçte bir sürü biz ünlü ağırladık. Haluk Levent, Kıraç, Ali Kınık, Uğur Dündar, Haluk Hulki Cevizoğlu, Uğur Pektaş, evet. Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Çağla Şimşek, Tolga, daha bir sürü adını evet. sayamadığım bir sürü kişileri ağırladık. Hepsi hayran kaldılar. Hatta Kıraç'ın konserinde söylediği bir sözü altını çizerek belirtmek istiyorum. Cennet Taşan olsa gerek demişti. Cehennem dışarısı. Gerçekten burası cennet gibi bir yer. Bahadır Bey, otelinizin mimari yapısından bahseder misiniz bize? Tabii. Taşanımızın en büyük özelliği mimari yapısından kaynaklı. Duvarlar 1,5 metre kalınlığa sahiptir. Bu ne demektir? Yazın serinliğini, kışın da sıcaklığını korur. Kubbelerinin yüksek olmasından dolayı da ortalama günlük 5-6 saatlik uyku sabah sizinle kalkmanız için yeterlidir. Tanıtır mısınız? Hayır, tabii. Buyurun alayım size. Burası bizim hancıma şuradamız. İki kubbeli, tek şömineli ve tek bacalı odamız.
Burayı bize ecdat Hacı Başoğlu olarak miras bırakmış. Biz de Balayı çiftlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için burayı takdim ettik. Ecdadın verdiği miras elimizden geldiği kadar hizmet amaçlı layık olmaya çalışıyoruz. Bahadır Bey biliyorsunuz Mersin'de Kara Mustafa Paşa adında bir paşa yaşamış ve geçmişte kendisiyle ilgili çok bilgiler mevcut. Burası da tarihi bir mekan olduğu için acaba diyorum burada kendisinin de konakladığı bir oda mevcut mudur? Tabii ki mevcut. Bu odada gördüğümüz her şey yani %80, %90 hepsi orijinaldir. Hiçbir tarihi dokusunu bozmadık biz. Cennet mekan merhum Kara Mustafa Paşa Mersin'de ziyaret halinde bulunduğu zaman bu odada konaklarmış. İstirahat için burayı kullanırmış. Boş zamanlarında genelde burada geçirirmiş. Evet. Biz de elimizden geldiği kadar bu odanın özelliğini bozmadan bu şekilde restore ettik. Elinize sağlık. Sağ olun. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Bütün Merzifon halkını tarihi eserine sahip çıkmaya bekliyoruz. Peki efendim, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.